Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam uzun zamandır hayalini kurduğum bisküvili çikolatalı topları yapacağım. Yani herkesin bir top yapma şekli var böyle bisküviden. Dedim ki biraz daha değişik. Ne yaptım? 2 paket pötibör, sade. 1 paket eti burçak aldım. Elimle kırdım arkadaşlar. Ronda yapmıyorum çünkü kimisi böyle ufak ufak, kimisi böyle iri iri. Yani ben bu şekil istiyorum. Bir paket Hindistan cevizim var. Onu döküyorum. Bir paket diyorum. Bir su bardağı Hindistan cevizini döküyorum. Ve benmere usulü erittiğim çikolata. Arkadaşlar burada aşağı yukarı efendime söyleyeyim 160 grama yakın çikolata var. Ben buna 2,5 su bardağı süt attım. Sütle beraber erittim. Birazcık unuttum. Şimdi bunu atıyorum. Kontrollü biçimde. Yani bunun ölçüsü yok. Ben şimdi bunu ilk defa yapıyorum. Kafama göre kıvama geldiği vakit durduracağım. Bakalım. Yani böyle çikolatalı puding kullanmak istemedim ben. Direkt ben gerçek çikolatayı erittim arkadaşlar. Bu çikolatanın içine bir paket de vanilya attım. Bence çok güzel bir tadı olacak ama. Bunun kıvamı bana göre iyi oldu. Bu yeterli arkadaşlar. Karıştırma işlemimiz bitti. Özellikle beylere sesleniyorum. Beyler, bunu siz bile yapabilirsiniz. Öğrenciler için de mükemmel. Çok kolay, hazır bir pasta gibi şey oluyor bu ya. Hani yalvarırsınız hanıma, çikolata yap, çikolata yap, top yap. O da işim var şimdi, seninle uğraşamam dediği vakit gidin alın 2-3 tane malzemeyi, kendiniz yapıverin. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu şekilde yuvarlıyoruz. Hindistan cevizine buluyoruz. Hindistan cevizi ve çikolata yan yana mükemmel bir tat arkadaşlar. Yani topların büyüklüğü tamamen size ait. Toplarımız bitti yapması. Şimdi elimde birazcık böyle benmare soslu yaptığım, sütle yaptığım çikolata kaldı. Bunları şöyle değerlendireyim dedim arkadaşlar. Hindistan cevizi koymadığım topların üstüne şöyle kaşıkla döküyorum. Tabii ki bu ölçüden biraz daha kaldı. Onları da yapacağım. Ben şimdi size göstermek için yapıyorum bunu. Her topunun üstüne bir kaşık hemen hemen çikolata döktüm arkadaşlar. Şöyle. Bu mükemmel yaratığı alıyorum, buzdolabına koyuyorum. Aşağı yukarı 2 saat bekleyecek. Ondan sonra afiyetle yiyebiliriz.